Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. İsveç Dışişleri Bakanı bugün itibariyle açıkladı. Türkiye Devleti ile müzakereler zora girdi açıklamasında bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Sol Parti'den 3 milletvekilinin PKK bayraklarını sallamasıyla Türkiye-NATO müzakeresinin daha da zorlaştığını ifade etti. Gotland Adası'nda askeri birliğini gezen Landi, yaptığı açıklamasında İsveç Devleti'nin NATO üyeliğini fiilen durdurabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamasında Türkiye ile beraber yapılan NATO müzakereler, Sol Parti milletvekillerinin geçen yaz Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana düşmanı olan terör etkili PKK bayraklarını sallamalarından daha da zorlaştı ifadesini kullandı. Türk medyasının bu durumu sürekli gündeme getirdiğini söyleyen bakan, İsveç kanunlarına göre bunun ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu da düşünüyoruz ifadesini kullandı. Türkiye, Finlandiya, İsveç Devleti'nin imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'nın Vanta kentinde yapılan daimi ortak mekanizmanın ilk toplantısını değerlendiren bu bakan, toplantı ilk önce İsveç'te yapılacaktı. Bazı pratik sebeplerden dolayı Finlandiya'ya taşındı. Bu toplantıda terörle mücadelede daha yakın işbirliğiyle beraber olan bu anlaşmayı uygulamak amacıyla yapılan çalışmalar gözden geçirildi ifadesi kullanıldı. Lanti ayrıca yani Türkiye'ye NATO sürecinde belli çıkarlar etmeye çalışmadığımız sorusuna ben böyle bir şeyin parçası olmadığım sözleriyle yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Ann Landi, Sol Parti'nin seçiminden hemen sonra daha fazla nüfus kazanması halinde ABD ile beraber ilişkilerin bozulabileceğine inandığını savundu. Kıymetli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarda sizleri takipçilerimizle buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esenlikte kalın.